Merhaba. Oh. Çok olmamış bu. Şöyle yapalım. Işık da patlıyor biraz ama bir ayakkabı kutusu da açacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Açarken kısaca anlatmak istiyorum. Nike Air Max'lerin bu sene 30. yıl dönümü cumartesi günü kutlanıyor. Cumartesi günü Sabancı Müzesi'nde de bir etkinlikleri var. Bu etkinliğin içerisinde de yaklaşık bir yarım saat 45 dakika orada bulunacak. Bu ayakkabı da onu kutlayan ve kötü oldu. Yüksekleri yükseltelim. Yerini değiştirelim. Böyle daha mı acaba? Bu ayakkabı da 30. sene olarak özel çıkarttıkları bir ayakkabının bir adedi. Kutusu duyduğum kadarıyla özel yapım. Bünyamin Aydın tarafından tasarlanmış. Bünyamin Aydın da bu sene içerisinde bir yarışmaya katıldı. Dünya çapında bir oylamayla kendi Air Max'ini dizayn ederek Nike'ı ürettirmeye çalıştı diyelim. Belki de başarılı oldu. Sanırım bunu izlerken çoktan açıklanmış olacak. Sonuçları da altta size yazarız. Başlayabiliriz. O yüzden kamerayı açısını değiştiriyorum. Şöyle size yazısını da göstereyim. Hemen geliyorum. Son olarak da Bünyamin'in tasarımı olan şu görüntüyü de paylaşmak isterim sizinle. Ayakkabının da belli bir bölümünde bu tasarımdan var. Ayakkabıya gelecek olursak, ben biliyorum gözükmüyorum ama ayakkabı daha önemli şu anda. Yani haliyle her sene teknolojik olarak yeni şeyler ekliyor Nike ama bu biraz daha farklı olmuş. Bence hava tabanı görüntü olarak biraz fazla hava tabanı gibi gözüküyor. Ama onun dışında da ayakkabıyı birkaç gün önce giyip deneme şansını yakaladım. Çok da rahat bir ayakkabı. Ama basketbol oynanmayacağı kesin. Bu tarz bir şeyle benim hele bileklerim çabucak burkulur ama koşu için veya dışarıda giymek için gerçekten çok başarılı bir ayakkabı olduğuna inanıyorum. Daha fazlası az sonra sizinle birlikte olacaktır devamında. İyi seyirler. Selam Cinan. Selam Kayra. Nereye gidiyoruz? Biz şu an Sabancı Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Air Max'in 25. değil, Air Max'in 30. yaş gününü kutluyoruz. Bugün 25 Mart. Güzel. Yeni Air Max'leri görmeye gidiyoruz yani. Evet, yeni Air Max'leri görmeye gidiyoruz. Zaten aslında ben çaktırmadan gördüm onları. Hatta izleyiciler de izlemiş olmalı şu ana kadar. Evet. Instagram hesabından paylaştım. Instagram hesabından kısaca paylaştım. Zaten kutunun açılımını da gördüler şu ana kadar. Evet. Aynı zamanda bu süreçte bir de bir oylama yapılıyordu. Türk tasarımcı ve marka sahibi Bünyamin Aydın'ın tasarladığı Nike Air Max konsepti. Süper bir ayak. İstanbul'un dünya çapında galiba 10 farklı kişiyle, tasarımcıyla beraber yarıştırılıyordu. Sonuçları galiba yarın çıkıyor. Şu anda neredeyiz? Etiler tarafından doğru, Sakrı Sabancı Müzesi'ne doğru hareket halindeyiz.
Oradan videolarla devam edeceğiz. Her zaman trafik. Kimler bekliyor şu anda? Bugün kimleri göreceğiz? Bünyamin'den zaten bahsettik ama onların yanında Irmak Kazuk'la karşılaşacağız. Sarpapak orada olacak. Wunder adlı sneaker dükkanının sahibi Can bizimle birlikte olacak. Ondan şu ana kadar benim bildiklerim bu kadar. Irmak'cığım merhaba. Merhaba, ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bize sorular soracakmışsın sen, evet, duyduğum kadarıyla. Peki ya ben Can çalışıyorum. Can nerede? Can sen mi soracaksın, sen mi soracaksın? Neyi? Soruları. Soruları. Ben. Sen soracaksın. İstiyorsan ben sorayım. Bence sorayım mı? İnanamıyorum ya. Sneakerhead senin için ne demek? Sneakerhead, sneaker manyağı demek abi. Ve onlardan çok var. Aramızda çok var. Kendileri şu biliyorlar. Şu an aramızda çok var. Burada biraz... Sneakerhead'ler, evet. Evet. Sen nasılsın? Evet. Sence sen sneakerhead misin? Bence ben sneakerhead değilim aslında ya, o kadar değil. Çünkü sneakerhead dediğin adamlar hakikaten çılgınlık seviyesinde çok fazla. Fedakarlık yapıyorlar. Bence uyuyor ya. Fedakarlık yapıyorlar. Fedakarlıktan ziyade oylamayla... kafayı yiyorlar yani. O noktada değilim ama sneakerciyim. Hep yeni ayakkabı mı alırsın, ikinci elde aldığın oluyor mu? Evet, yine ayakkabı alıyorum. Yani. İkinci el kıyafet aldığım oldu tabii ki ama. Ben sorayım. Hiç giymediğin sneakerlerin var mı? Var. Hangileri? Var. Abi şimdi işte sneaker head olmadığım için modellerin hepsinin adını teker teker bilmiyorum ama var ya, var. Bir iki tane var yani. Koleksiyonda tutuyorsun. Sarp. Evet. Hangi kanal? Hangi kanal abi? Irmak'ın soracağı soruları biz, evet, Irmak'a soruyoruz. Tamam, evet. En alttakini sorar mısın? İkinci el sneaker. Sence sneaker kültürünü en çok ne etkiliyor? Oo abi, en zorundan geldin sen ya. Bence çalıştırıyor. Ne etkiliyor? En çok sneaker kültürünü ne etkiliyor? Atalay. Atalay mı etkiliyor? Atalay etkiliyor abi. Atalay benim bilinçaltımı tasarımcılar etkiliyor. Şekillendiren arkadaşımız. Evet, tasarımcılar etkiliyor. Dönem dönem moda ve insanların modaya olan talebi de bence etkiliyor. Çok yuvarlak bir cevap. Politik gayet. Politik, evet. Abi ben sorayım mı kendime? Sor. Irmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl sneaker lansmanlarında 1200 kişinin hayatını kaybettiğine dair bir araştırma yapıldı. Bu araştırmayı yapan derginin adı da GQ. Sen hiç bu tarz bir fedakarlık yaptın mı? Evet, şimdi cevabı vermeyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 1200 yapmadım. Sadece sneaker almaya mı ölüyor? Abi ya, işte atıyorum Jordan'a bir tane yeni ayakkabısı sırada beklerken kavga dövüş. Allah Allah. Ölüyorsa enteresan. Köpek balığı bu kadar öldürüyor. Abi ya, şimdi haber kaynağını 1200 çok bilmiyoruz. Ama GQ olduğuna göre GQ'ye alıyormuş tabii ki. 1200 çokmuş.
Bence bu konuda ya bir şey yapılması lazım. Peki Yurmak neden sneaker? Neden sneaker? Yani kendimi özgür ifade ettiğimi düşünüyorum. Daha özgürlük, hissiyat, peki, enerji dolu bir insan dönüştüğümü. Yukarıda tekrar söyleyeceğim ama. Şey yapıyorum. Sneaker'ın nereden çıktığına baktım. Suçluları yakalamak için sessiz ayakkabı bulmak istiyorlar. Lastik tabanlı ayakkabı. Hadi be. İlk buradan çıkıyor. Oğlum çalışıp gelmiş. Evet evet. Konuya koş, konuya koş. Sen sneaker etmişsin peki? Ben sneaker et, evet sneaker ettim evet. Bu benim kendi tasarımım bu arada. Bak arkada SA11 yazıyor. SA'nın açılımı ne? Selamünaleyküm. Çok yaratıcı ne demek ya? Yemin Aydın, Nike'ın bu seneki oylamasında şu anda 3. sırada yaklaşık 10 saat kaldı seçimlerin tamamlanmasına. Aynı zamanda kendi markasıyla dünya çapında çok güzel işler yapıyor. Keyifliydi ve güzel sohbet ettik. Irmak, Sarp, Can'la birlikte ve iyi de kalabalık vardı. Evet, bayağı bir kalabalık vardı. Sonda da Işıl'ı gördüm. Biraz sohbet etme ve karşılıklı olarak sezon değerlendirme fırsatı yakaladık. O da güzel oldu. Ve bugün Air Max'in doğum günü, 30. yaş günü böylece bizim için bitmiş oldu. Vlog izleyenlere şimdiden teşekkürler. Bu sanırım 14. vlog. Ne zaman çıkar? Kayra ne zaman çıkar? Ya bir sonraki video ya da ondan sonraki video. Önümüzdeki iki videodan bir tanesinde soru cevap yapalım. Çok onu yapmak isteyenler var. Soru cevapla alakalı aklıma fikir geldi. Her takım arkadaşıma bir soru soracağım. Sizin soracağınız sorular. Kime soru sormak istediğinizi ve sorunuzu alta yorumlara yazarsanız kendileri bir sonraki videoda bu soruları cevaplayacaklar. Soru cevapla alakalı bilgileri de aşağıda nasıl olacağını ve hafif kurallarıyla birlikte sizinle paylaşacağız. Bu videonun altında sorularınızı paylaşabilirsiniz. Soruların arasında yeni soru sormadan önce soruları okursanız ve beğendiğiniz soruları belirtirseniz sevinirim. Böylece daha çok beğeni alan sorulara daha kolay cevap verme şeyi olur. Detaylı açıklamaları dediğim gibi aşağıda yazıyor olacağız. Görüşürüz.